gelmeye başlasın. Ben şu kanalı ismi yapayım. Evet değerli arkadaşlar, şimdi dünden bugün de Ulu Bey'de hayat safhasındaki arkadaşlara hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün neredeyiz? Akpınar Mahallesi Gülsoylar'ın kaçıncı Murat? 9. 9. Hamsi Şenliği'nden birkaç izlenimler, birkaç arkadaşlar röportaj yapacağım. İlk baştan Murat Gülsoy kardeşimle beraber devam edelim bakalım. Evet, Murat kardeşim söz sende. Evet, bugün birlikte beraberlik adına yaptığımız 9. Hamsi Şenliğimize öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Amaç burada hamsi bağını, birlik beraberlik şahane. Maksat birlikte beraberliği kurmak adına bu güzel günde bir araya gelmek ve adını da Hamsi Şenliği koydum. Bu da 9. Hamsi Şenliği. Murat 9. mu bu? 9. Evet. İşte amcaoğullarımız, sektörümüz, evlenler, kursumuz, Tuncay Kursu, Özay Kursu, Fatih Kursu, çok amcaoğlu olduğu için Ali Kursu, Yüksel Kursu, Ali Kursu, yani sayıcılar çok isim var. Yani birlikte beraber de kadar bir şey yapalım. Hamsi Şenliği'nin 9. sını yapıyoruz. Evet. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bunu herkes ne kadar çok yaparsa, güzel bir örnek olarak yaparsa, bölgemiz adına, ülkemiz adına güzel şeyler olur. Hem de hamsi ticaretine bugün bir soylar olarak böyle bir katkı katkıda bulundum. Evet. Şimdi ben Murat, evet. Sen şimdi biliyorsun basında ve özellikle Alfeş'te yaptığın programlardan biliyoruz seni. Evet. Bu bakıyoruz Ulu Bey'e özellikle şimdi dünden bugün Ulu Bey sayfasında tabii bir arkadaş üyesi olarak ve bu işi çekimlere giden işte yayan nerede o haber olursa olsun yapan bir arkadaşın olarak soruyorum da evet. Bu Ulu Bey'deki bütün köylere olmasını daha güzel olmaz mı öyle yapsalar düzenleseler? Biraz önce söylediğim gibi bu güzel bir örnek. Yani burada amaç hamsi bahane birlik beraberlik şahane. Yani istiyoruz ki hani bunu isterse köy bazında yapabilirler, isterse soy ismi bazında yapabilirler ama bir şekilde yapsınlar. Önemli olan yani amaç yeni neslin geçmiş nesli tanıması, büyüğümüzü, küçüğümüzü tanıması ondan sonra. Yani yoksa hani düğünde cenazede bir araya geliyoruz ama ortaya da böyle bir hamsi şenliği koyduğumuz zaman evet. Artık yeni nesil birbirini tanımıyor. O yüzden kaynaşma adına bunu bütün bölgemize hatta bütün ülkeye yaymak lazım. Ben bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir dahaki sene 10. su nerede yapılacak bilmiyorum. Evet 10. su da yapılacak. Kura çekildi ama. Evet 10. suyla ilgili ben buraya eğer getirebilirsem bir dahaki sene. Altaş TV küçük bir çekim yaptırabiliriz diye düşünüyorum. Evet, tabii ki. Yani bunu sonuçta yine kayda da alınıyor zaten. Evet. Yine yayınlarız ederiz ama bu güzel önlem bölgemizde her yerde artmasını biliyoruz. Evet. Murat ben çok teşekkür ederim kardeşim. Evet, sen hamsi yemedin seni sofraya alalım. Ben hamsi yemeye gidiyorum. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gülsoylar Hamsi Festivali'nden rüzgarlı bir hava. Ve Ordu'nun Ulu Bey'in Ordu'ya yakın en yakın sınırından çekim yapıyorum şu anda. Evet. Serkan kardeşim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet dumanlı bir hamsili bir gün. Düşüncelerini alalım. Evet 9. sınıfı yapıyoruz. Şuradan çekeyim. Çok güzel oluyor. Evet. İnşallah birlik beraberliğimiz devam eder. Hamsiler gördüğünüz gibi arkadaşlar burada pişiyor. Daha sonradan gelen misafirlere. Misafirler gelirken 2 kilo hamsi, 2 tane ekmek al gel. 2 kilo hamsi, 2 ekmek. Al gel. Bütün herkes bunu alıp geliyorlar. Evet, içecek içecekleri biz karıştırıyoruz. Onlar gönlünden getiriyorlar. Tamam. Gençlerimiz hazırlıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, gençlerimiz hazırlıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Biz de diyoruz. Hep aynı ekip. Serdar Gülsoy, Mehmet Gülsoy. Evet. Daha doğrusu Gülsoylar. Engin Gülsoy. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamsiler. Bu şekilde gelip burada daha sonradan. Yıkanmış. Yıkanmış. Biz ince diziyoruz artık. Evet. Daha sonradan sen bunları burada. Evet, kızartıyoruz. Güzel yine arkadaşlara sunuyorsun. Evet Yener Gülsoy Hollanda'dan izliyor. Yener abicim inşallah seneye 2 hafta daha öncesini alacağız.
Tasımını evet, buradan Serkan diyor ki yıkın bana bayaktayım diyor. Evet, evet, şimdi Hollanda'ya selam gönderelim. Gülay abla izliyor, selam gönderelim. Faruk günaydın izliyor aramızda. Cengiz Karaca, Seyfettin Şenel abi selam olsun Akpınar'dan. Murat Aksu selam olsun. Adem Çalış izliyor. Arkadaşlar ben Tanju Yılmaz izliyor. Hepsine ayrı ayrı selam gönderiyorum Akpınar'dan. Burası Kadıllı. Ekrem, Kadıllı. Evet. Kadıllı Mahallesi Akpınar. Evet, Abdullah Gülsoy. Evet. Kardeşim dinliyorum, sen de söz ver. Fakir, manevi fakir. Gülsoy'la hamsi şenliği hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Allah tekrarına nasip edelim. Sinan, teşekkür ederim Sinan. Evet. Çok sağ ol. Evet, çaylar da geldi. 2024 tarihlisi kim? Evet, 2024 tarihlisi kim? Şenay Gülsoy. Şenay Gülsoy. Evet, Gülsoy Kereste. Evet. Gülsoy Kereste. Gülsoy Kereste. Evet. Orada buluşacağız. Valla gerçekten ben bu birlik beraberlik adına güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah başka köylere, başka mahallelere örnek olur diye düşünüyorum. Şimdi amaç şu. Gençlerin büyükleri tanıması, büyüklerin de gençleri tanıması. Evet. Bizim de bir özelliğimiz var. Birlik beraberliği çok seviyoruz. Biz de Gülsoylar olarak yapıyoruz ama sonuçta komşularımızla falan bizim de beraberler. Genel yani, genel selam var Hollanda'dan. Teşekkür ederim. İyi olur demiş. Komşu mahalledeki komşularımızla illa Gülsoy olması şart değil. Misafirimiz olarak gelebiliyorlar. Bakıyorum ben buradan başka... Siyaset yasak, spor yasak, evet. Sadece sohbet. Gördüğüm kadarıyla Akpınar'dan bayağı bir şeyden gelen var, Tekirdağ'dan gelen var. İki tane Almanya'dan sadece gelen. Merak eden yabancı misafirlerimiz var. İsterseniz onlarla da bir röportaj yapın. Çok güzel olur. Evet, götüreyim ben sizi. Ben gidelim gel şeylere. Gelecek arkadaşlara bakalım hemen arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Burada yine yok. Canlı yayında şu anda da. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Misafirlerimiz iki tane. Hem oraya geç. Tanışalım istersen. Evet, tanışalım sırayla. İsim? Ben Engin Gürsoy. Engin Gürsoy, evet. Ben buralıyım. Almanya'dan. Almanya'dan getirdiğim evet. Misafir Tekirdağ'la. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Almanya'dan. Uşak'tan. Almanya'dan ama Uşak'tan. Uşak'tan geliyor, evet. Gürsoy Kereste, hayırlı olsun. Bir dahaki sene sendeymiş herhalde. İnşallah. Evet. Dayı hayırlı olsun cümleden. Sağ olun. Ulubey'deki arkadaşlar, Akpınar'daki arkadaşların herkesten selamlar var. Yusuf kardeşim. Sağ olun. Özay. Merhabalar abi. Sezgin Gürsoy. Evet Ali'cim. Kısa bir görüşme alayım senden. Vallahi ben şu anda müsait değilim. Çay yok. Hayırlı olsun diyebilirsin en azından. Tabii ki. En tamam. Hayırlı olsun. Mesela Ali abi. Evet Ali Gürsoy. Hayırlı olsun. Evet Mehmet abi. Tuncay kardeşim. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Aslında Gürsoylar adı altında yapılmış ama gördüğüm kadarıyla dışarıdan da gelenler var. Reklamımızı iyi yapıyoruz. Reklamda sıkıntı yok. Maksat böyle bir etkili gel. Böyle bir etkili her yerde yok. Yok işte onun için diyorum. Çok olması lazım inşallah. Merak edin. Böyle güzelliği görmek İnşallah. İçin geliyorlar. Rüzgarlı bir havada güzel bir şey. İnşallah Allah tekrar nasip etsin diyoruz. Sevinç abla neredeydi? Nasıl? Hayati Gülsoy. Yengeciğim hayırlı olsun. Güzel bir organizasyon. Evet şu anda canlı yayındayız. Yapanların eline sağlık diyoruz. Gerçekten çok güzel bir oldu inanıyorum. Gerçekten hamsi de şahane. İnşallah Allah tekrar nasip etsin diyoruz. Hayat hocamı göremedim. Ekrem. Hayat hocam nerede? Ha. Hayat hocam. Hayat hocam. Alayım sen az. Hayat hocam. Arkadaşıyım. Duygu ve düşüncelerini alalım. Evet. Bu 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü kutladığımız Akpınar'ın emekli öğretmeninin Hayati Gürsoy abimiz. Bu sefer bu organizasyon senin eve nasip oldu. Senin oraya nasip oldu. Düşüncelerini alalım abicim. Hamsi Festivali, Gürsoylu Hamsi Festivali'nin 9.sü. Evet. Bizim hanemizde oldu. Hayati Gürsoy, Özcan Gürsoy, Oktay Gürsoy olarak. Çok güzel bir festival oluyor. Sabah biraz fırtınalıydı ama havalar düzeldi. Evet. Katılım çok güzel. Gürsoyların bu festivali, Gürsoyların gelecek soyuna, nesline geçecek ve onlar gençler daha iyisini, daha güzelini yapacaklar.
ailelerini tanıyacaklar. Çünkü Gürsoy ailesi çok genişiz biz. Soyadımızda herhalde Gürsoy olması oradan geliyor. Ha, evet. Biz Ordu'dan başka, Ordu il dışı, yurt dışında çok kalabalığız. Oralardan kopup gelenler var, festivallerimize katılanlar. Baktım Almanya var, Uşak'tan var, Tekirdağ'dan var. Var. Gördüğüm var, kadarıyla bayağı bir arkadaşla gelmişler. Evet. Birbirini tanımayan nesiller birbirlerini tanıyorlar. Bizim provaları geniş bir aile. Evet. Su alemde gurur duyuyorum. İnşallah Ulubey'de bu gibi şeyler artar diye düşünüyoruz. Örnek olur. Başka sülalelere de örnek olsun diye evet. Gerçekten tamam. Çok güzel. Bence Hamsi, evet. Az önce bir Murat kardeşim burada bir şey söyledi. Hamsi dedi bahane, ortam şahane. Hani çay, logo bu. Bahane. Evet, ortam şahane. Dostluk şahane. Dostluk şahane, evet. Gördüğüm kadarıyla çok güzel bir rüzgar vardı. Şu anda rüzgar da bayağı bir... Müsaade etti. Müsaade çok etti, evet. Evet. Arkadaş, gençler hizmet ediyor. Diğer arkadaşlarınız da. Kenan abi. Evet. Şimdi şu anda Akpınar Mahallemizin muhtarı Sayın Kenan Gülsoy ile beraberim. Kenan kardeşim, duygu ve düşüncelerini alalım. Sonuçta senin sülalen oluyor bu Gülsoy sülalesi. Evet, bizim bu seferki 9. festivalimiz Allah'ın önüse. Evet, muhtarım. Birlik beraber için yapıp eğlenceli her zaman devam ettirmeye devam ediyoruz Allah'ın önüse. 9. Onu da herhalde Gülsoy Keresi'de yapacakmış. Evet. Ya Gülsoy'un orada olacak ya orada olacak. Tamam. Orada olacak. Evet. Gördüğüm kadarıyla katılım da gayet güzel. Güzel. Çok, ortam çok güzel. Güzel, çok güzel. Vallahi emeğinize sağlık. Gerçekten bu konuda iyi bir organizasyon yapmışsınız gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Yani çok çok harika bir birlik beraberlik var şu anda. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Kenan Gülsoy muhtarım. İnşallah seçimde de başarılar diliyoruz. İnşallah. 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 Hadi hayırlı olsun yine kardeşim. Sağ olun. Olsun. Sizin de sağ olasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda festivalden güzel bir görüntüler. Gençler, yaşlıları ziyaret ediyor. Ali Bayrak abi selamlar olsun. Osman Kaymaz selamlar olsun kardeşim. Pembe Nermiz, Nermin abla teşekkür ediyoruz. Osman Şahin muhtarım hoş geldin. Tanju Yılmaz. Seyfettin abi teşekkür ediyoruz selamların için. Aynı şekilde biz de sana selam gönderiyoruz. Oğuz Tuğba Turan Elmaçukur Mahallesi'nden selam gönderiyoruz. Gerçekten gördüğüm kadarıyla güzel bir organizasyon. Muammer Çöllü kardeşim, Mücahit Erikçioğlu selamlar olsun. Hepinize Akpınar'dan selam gönderiyorum. Gerçekten çok güzel bir ortam. Gaz bana vermeyin, gaz bana bağ söyledi. Aleykümselam, aleykümselam Ayşe Hanım. Afiyet olsun. Sen ne yapayım Mehmet? Çalışayım. İyi, Kenan Hanım gelmedi. Yok, o gelmedi. Onun biliyorsun meseleleri. Gelmedi. Buraya gelsin canım. Buraya görmek istemediğin insanlar var. Şuraya gidiyorsun. Yok ya. Olsun. Ötebiri yapmış. Şuraya getirdim bıraktım. Olur Allah razı olsun. Çocukların nasıl? İyi mi? İyi. Aman iyi olsun. Uyuyorsun, moral iyi olsun. Aynen. Ya, bir şey yok. Her şey yok. Çay alacağım. Halis hocam. Evet, şu anda dünden bugün Ulubey'de hayatta canlı yayındasın. Ben Halis hocam benim kuzenim olur. Kendisi Giresun Üniversitesi'nde doçent. Evet. Halis hocam, seni şöyle kamera daha güzel çekmesi evet. için düşüncelerini alabilir miyim hocam? Bu 9.'suymuş. Bu 9.'su düzenlenen Gürsoy Hamsız Şenliği'ne bizi de bu yıl davet ettiler. Neden? Hayati Gürsoy'da Özcan Gürsoy'un yeğeni olduğu için. Yeğeni ve onların organizasyonuyla bu sefer düzenleniyor. Evet. Onların mekanı da düzenleniyor. Evet. Şimdi öncelikle bu tip geleneksel etkinlikleri ben çok onlar içerideler bak. Çok üst perdeden bakıyorum. Neden?
hem bir aile bağlarının güçlendirmesinin yanında toplumsal, toplum içerisinde bu gibi etkinlikler bir örnek teşkil ediyor. Evet. Şahsen ben şimdi bu etkinlikten sonra kendi adıma, kendi ailemle böyle bir etkinlik düzenleme niyetimi daha da pekiştirdim. Çünkü bu sayede bizden sonra gelen nesille şimdiki neslin, sonraki neslin, önceki neslin bağlarını güçlendirmiş olacağız. Bu bağların güçlenmesi sadece Gürsoy, Gözsunar, Aksu ailelerine fayda sağlamaz. Bu uzun vadede topluma bir fayda sağlar. Tabii şimdi, o yüzden evet, etkinlikler çok güzel, çok anlamlı. En önemli yanı sadece kendileri adına bir gelenekselliği taşımıyor. Bence toplumsal olarak, ülke olarak da geleneksel dokumuza zemin hazırlayacak ve süreklilik sağlayacak. Şimdi Ulubey'de, Ulubey sayfasında biliyorsun yaklaşık 40'a yakın mahalle var. Evet. 40'a yakın muhtar var. Gönül ister ki bu gibi aktiviteler, bak gördüğüm kadarıyla burada gençler yaşlara hizmet ediyor. Evet. Birlik beraberlik çok güzel. İnşallah Ulubey'deki bütün diğer mahalleler örnek olur da. Kesinlikle. Zaten bizi çağırırlarsa ben giderim çekime veya yayınlarız. Birkaç dernek haricinde aktif derneğimiz yok Ulubey'de maalesef. Kesinlikle. İşte dernekler, işte köyler, ya bu gibi şeyler küçük küçük başlıyor. Daha sonra büyük bir organizasyon haline dönüyor. Evet. Yani biz mahalleler, köyümüzün içerisindeki küçük mahalleler, aileler olarak bunları organize edersek, bunlar köylere, daha sonra bir bölge köylerine, daha sonra ilçelere. Ya bütün bunlar bir şehrin, bir ilçenin, bir köyün geleneksel dokusunu da değiştirir. Uzun vadede bir kimlik kazandırır. Şimdi hocam bir de şu var. Gördüğüm kadarıyla mesela Tekirdağ'dan, Uşak'tan, Almanya'dan gelmişler. Yani. Baktığım birçok yerden gelmişler. Yani. İşte insanlar iç içe gönül ister ki bu festivalde senede 2-3 defa daha olsun. Kesinlikle. Yani yılda değil de senede olsun. Ya atıyorum Gürsoy organize ettiyse bir ay sonra Gözsunar organize etsin. Evet, Aksular. Aksular aynen katılıyor. Bu Hamsi'ye denk gelmiştir. Ondan sonra bak. Pilav günü var. Kelimesi. Aslında Hamsi burada Hamsi pilav. Sembolik zaten. Ya da az önce dedi ya Murat Gürsoy. Evet. Hamsi bahane, sohbet, dostluk şahane. Dostluk şahane. Logo bu olması evet, lazım. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum sana hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere ve bu kültürün en azından 9 yıl sürmesini sağlayan herkese ben minnettarım. Şahsen. Evet, ben de Giresun Üniversitesi'nde sana görevinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Sağ olasınız. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi ben kısaca size ben tanıtmak istedim bu Gürsoylar Festivali'nde. Evet, Osman Kaymaz demiş böyle, teşekkür ediyorum Osman Kaymaz. Mahmut Gündüz aramızda. Abicim hayırlı günler diliyorum. İnşallah bu gibi organizasyonlar çoğalır. Sonuçta bir telefon kadar yakınız. Yani gelip ben çekimleri yapabilirim veya bu gibi organizasyonu çoğaltabiliriz. Evet. Buradan Ulubey'in Ordu'ya yakın en son mahallesi olan Aklınar Mahallesi'nden hepinize iyi pazarlar diliyorum. Burada önemli olan şeylerden birisi bence, evet, şimdi az önce dediniz ya Hollanda'dan, Almanya'dan, evet, bu organizasyon için gelmiş. Evet. Yani bu devirde maddi ve manevi böyle bir yükün altına girmesini sağlayacak, ruhu dokunan bir etkinlik ki bu adam da Frankfurt'tan, Münih'ten, Amsterdam'dan gelmiş. Evet evet, ona katılıyorum. İnşallah demek ki böyle etkinlikler güzel etkinlikler. Yapılabiliyormuş. Yapılabiliyormuş. Tabii, örnek oluyor. Onun için ben tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum hocam. Evet. Seninle beraber canlı yayını kapatmak istiyorum. Buradan Ulubey Aklınar Mahallesi, Kadınlı herkese selamlar gönderiyorum. Güzel bir pazar diliyorum arkadaşlar. İnşallah daha güzel bir yayınlarda bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler. Sağ olun.